Mustafa Kemal Paşa Ayaz Mahallesi'nde Halil Söz'ün aile işletmesindeyiz. Hayvanların gebelik muayenesini yapacağız ultrason ile. Yetiştiricinin gelmesini bekliyoruz. Ayaz Mahallesi'nde hasta sahibimizi beklerken ben de kendimden bahsedeyim. 2006 Uludağ Veteriner Fakültesi mezunuyum. İsmim Cem Ruhi Ulutaş. Mustafa Kemal Paşa bölgesinde hizmet vermekteyiz. Köylerde ve merkezde olmak üzere. Babam veteriner hekim Okay Ulutaş. Dedem rahmetli, o da veteriner hekim Mustafa Ulutaş. Ben mesleğin 3. kuşak icracısıyım ailede. Biz de layıkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar, imkanların el verdiği kadar. İşi hakkıyla yapmaya çalışıyoruz. Ayaz Mahallesi'nde Halil Söz'ün aile işletmesindeyiz. Daha önce tohumlamasını yaptığımız hayvanların ultrason ile gebelik muayenelerini yapacağız. Gebe kalanlar, kalmayanlar, onların tespiti yapılacak. Hem bir genel jinekolojik muayene olmuş olacak hayvanlar için, boş olanlar için. Gebe olanlar için de bundan sonraki süreçte kuru döneme girişleri, kuru dönemde nasıl beslenecekleri ve doğuma hazırlanmaları sağlanacak. Gebe olmayan hayvanların neden kızgınlık göstermedikleri ya da gösterip sakin mi gösterdikleri, bunlar hakkında bir fikrimiz oluşacak. Buna göre boş olan hayvanları takibe almış olacağız. Halil gel, başlayalım. Ver kızım. Rektal yoluna baktığımız için bağırsaklardaki dışkının boşaltılması önem arz ediyor. Yoksa ultrason görüntüde net olmayan alanlar oluyor bizim için ve teşhis yapamıyoruz. Bunda da görüldüğü üzere kotiledonlar, yavru zarları, göbek kordonu ve ileri doğru yavrunun kendisi de gözlemleniyor. Bu hayvan da gebe. Burası bir aile tipi işletme. Çok yüksek yatırım maliyetleri üzerine kurulmamış. Yetiştirici kendi imkanlarıyla bu hale getirmiş. Bu işin yapılabilir olması açısından burası bu imkanlara göre çok iyi bir işletme. Yani bu iş aslında öyle çok yüksek maliyetlerle de kurulmadığını ispatlar nitelikte. Gerek sahmanesi, gerek açık alana, gerek kitleme bölümü, yemleme bölümü çok iyi ve düzenli. Buranın kapasitesi şu an 50-60 baş hayvanlık. Bunlardan 25-30 tanesi sağmal, düveler, danalar ve buzağlar olarak yaş gruplarına göre hayvanlar padoklarda ayrı bakılıyorlar. Yetiştiricinin kendi yem karma makinesi var. 5000 metreküplük. Kendi işini görüyor. Kendi imkanlarıyla tarlasından çıkardığı mısırını, yoncasını, yulafını hayvanlara yem maddesi olarak yediriyor. Bu işi böyle devam ettiriyor. Dün tedavisini yaptığımız hastaya kontrol için geldik. Tekrar bir genel muayenesini yapacağız. Dünden bugüne neler değişmiş, onları gözlemleyeceğiz. Kalktı mı İrfan abi ya? Kalktı ben. Ayaktaydı değil mi? İşte. Nasıl, yedin mi bir şeyler dünden beri? Az bir şey yedi. Fazla yemedi. Su geliyor gene ağzından. Geliyor mu, o kadar değil şimdi. Eskisi gibi değil. İğnenin birini buradan vurdum, yatıyordu. Tamam. Birini boyundan. Boyundan yaptın. Dışarı çıkardım, dışarıda durmadı. Hı hı.
Durmadı mı orada? Durmadı. Hemen içeri kaçtı. Buraya kaçtı. Bağlayamadım. Orada dursaydı daha iyiydi aslında ya, havadar. Bağlayamadım. Dünkü muayenesinde 42 derece ateş, solunumda depresyon, taşikardi ve sağ arka memede bir mastit vardı. Yaptığımız yabancı cisim muayenesinde de pozitif verdi. Yani hem yabancı cisim hem septik mastit. Hayvan bir hafta önce doğum yaptı. Doğumun akabinde septik mastitten dolayı işte yatıyor, kalkmada zorluk çekiyor. Solunumda depresyon ve taşikardi. Genel durum çok bozuktu. Geçiştiriciyle konuştuk. Öyle bir umut tedavisi yaptık. Sonuçlarını takip ediyoruz tabii hayvanı. Sonuçlarını gözlemleyeceğiz. Eğer bir iyileşme gözlemlemezsek hayvanı kesime sevk edeceğiz. Şimdi birkaç gün içinde olacak olan gelişme bizim için önemli. Yaptığımız tedavinin karşı aldığımız cevap açısından. Ateş yine yüksek. Yüksek. 42 derece. Yani sirkeledim, biraz sirkeleyince şey etti canım. 42 derece. Ne yok, soluyor. Soluyor fena. Soluyor. Dur kısım dur. Nasıl? Gözler çökmüş. Şu memeydi herhalde değil mi bozuk olan? Oy. Dur lan çekeyim. Sağdın mı bugün? Sağdım. Sağdın değil mi? Canım değişik geldi. Süt biraz daha iyi dünden. Dünden iyi. Dünden iyi sütü. Değişmiş. Hı hı. Bir kaldıralım bakalım İrfan abi ayağı. Kalkışını da görelim. Bakalım kalkacak mı? Kalk kızım. Kalk hadi. Kalk. Hadi. Kalk kızım. Kalk. Hadi. Hastamız dün septik mastit teşhisiyle, mastit şüphesiyle gittiğimiz hastamız septik mastit teşhisi koyduk. Tedavisinde riskli olabileceği için yani intravenöz daha çok ateş düşürücüler ve genel durumunu gözlemlemek için 24 saat ette ve sütte kalıntı bırakmayacak ilaçlar denedik. 24 saat sonra yaptığımız kontrol muayenesinde genel durumda çok fazla iyileşme gözlemlemediğimizi tespit ettik. Yetiştiriciyle konuştuk durumu, hastalığın prognozu hakkında. Hayvanın damızlıktan çıkartılıp kesime sevk edilmesine karar verdik. Ahır şartları içeride çok kötü, havalandırma neredeyse yok. Hayvanın ateşi çok yüksek, solunumda çok ciddi güçlük var. O şartlar altında o hastanın iyileşmesi çok zor. Hayvan yatıp kalkmada da zorluk çekiyordu. Yer beton, dar bir alan. Siz de gördünüz. Bu yüzden
yetiştirici için de hayvan için de en iyisini kesime sevk etmek olarak gördük. Hastamızı kesime sevk ettik. Septik mastit genelde düveler de dahil olmak üzere kuru dönem geçiren hayvanlarda doğumu takiben genelde ortaya çıkıyor. Yaz aylarında bilhassa doğumdan bir hafta 10 gün sonra ortaya çıkabilen bir hastalık. Çok yüksek ateşte seyrediyor. Mikrobun toksin dediğimiz zehirleri mevcut. O toksinler vücutta çok büyük bir hasara yol açıyor. Hem kalp üzerinde hem diğer iç organlarda. Hayvanın genel durumunu çok fazla bozuyor. Bundaki temel korumadaki sebep düvelerin aşılanması, mastit aşıları etkili ama daha doğum yapmamış düvelerde kullanılması gerekli. O dönemde mikrop meme dokusuna yerleşiyor. Aynı hastamızda bir de RPT pozitif sonuç vardı. RPT'de hayvanın doğum geçmişi var. Bir hafta önce doğum yapmış. Rumen içindeki ya da abomazumdaki serbest yabancı cisimler doğum sırasında hayvanın yatıp kalkmasıyla ya da sıkınmasıyla harekete geçiyor. Rumen duvarına ya da abomazum duvarına ya da çeşitli yerlere batma gerçekleştirebiliyor. Bazen batma çok şiddetli oluyor, kalp kesesine gidiyor. Daha perakut seyredebiliyor, seyrettiği olgular da oluyor. O da hayvanın genel durumunu çok ciddi bozuyor, özellikle kalp frekansını. Tabii ikisi de bir arada olunca hastalığın prognozu çok kötü bir durumdaydı. Biz de bu sebeple hastamızı tedavi etmeden kesime gönderdik. Alo. Selamünaleyküm. Aleykümselam Sadri. Ne yapayım? İyiyim, sağ ol, çok şükür. Sen nasılsın? İyi, Allah'a şükür. Bir hastamız var ama... Nesi vardı? Ya doğurdu. İki gün, üçüncü gün bugün. Evet. Bugün yattı, kalkmıyor. Kalkamıyor yani. Kalkamıyor. Tamam Sadri, şimdi ben köyden dönüyorum. Bir 15-20 dakikaya sizin orada olurum. Tamam. Tamam. Hadi görüşürüz. Hadi kolay gelsin. Şimdi Ayaz Köyü'nden çıktık. Bir hastalık ihbarı geldi. Mustafa Kemal Paşa Kosova Köyü'nde. Hayvan doğum yapmış, yatmış kalkamıyormuş. Süt umması şüphesiyle gidiyoruz, hipokalsemi şüphesiyle ama bakalım karşımıza ne çıkacak. Hayvanın yatmasının çeşitli sebepleri var. Bazı hastalıklarda doğumdan sonra yatabiliyor. En çok gördüğümüz sebep hipokalsemi, süt umması, halk arasındaki ismi. Bakalım süt umasından mı yatıyor, yoksa başka ortopedik sebepten mi yatıyor, yoksa yine sabahki olduğu gibi bir septik mastit şüphesi mi var? Onu hayvanı muayene ettikten sonra karar vereceğiz. Gidip müdahale edeceğiz hayvana şu an. Mustafa Kemal Paşa, Kosova Köyü. Doğumdan sonra hayvanın yatıp kalkamama şikayetiyle çağrıldık. Şimdi Kosova Köyü'nde Ruhi Dürmüş'ün işletmesindeyiz. Hayvanın genel muayenesini yapıp teşhis yoluna gideceğiz. Bakalım sıkıntısı neymiş, ne sebeple ayağa kalkamamış. Şimdi hep beraber gidelim. Hayvanımız bu. Yolda yatmış kalmış. Hayvanın ateşini ölçüyoruz önce. Ateş, vücut sıcaklığı bizim için önemli. Bakteriyel ya da metabolizma kaynaklı hastalıkların tesisinde bizim için rehber oluşturuyor. Saha şartlarında derecemiz bizim her şeyimiz. Sabah sağdın mı Ruhi abi? Sabah işte sağıma geliyordu içeri. Sağıma geldin. Sağmadın. Yıkıldı. Sağmadım. Yani sağıma gelirken kaydı. Kaldır eli. Sağ yap.
Dün tamamen boşalttın mı dün akşam memelerini? Boşaltmadım. Boşaltmadın. Boşaltmadım. Yarım saat. Yarım saat yani 4-5 saat. Sidiğini yaptı mı hiç, idrarını gördün mü? Dışarıda yaptığını görmedik ama içeride görmedim. Görmedim. Peki böyle dün yürürken böyle ayağını kaldırıp çekip böyle beygir gibi öyle hareketler, ayağını böyle bir ayağını geziyor muydu öyle? Öyle hareketler yapıyor muydu? Böyle kıçında sallantı falan yapıyor muydu yürüyüşünde? Yapıyor biraz. Yapıyordu. Yani. Böyle kaldırıp basıyordu değil mi? Yani yürürken. Şey yürürken değil mi? Ayaktayken. Hayvanın ateşi yok. Normal denecek düzeyde. Sütunması. Kalp sesleri çok zayıf. Hayvan hipokalsemiye girmiş doğum sonrası. Hipokalsemi doğumdan sonra bilhassa yaşlı hayvanlarda, yaşlı dediğimiz ikinci, üçüncü danadan sonra süt verimleri yüksek olan hayvanlarda kalsiyum fosfor metabolizmasına bağlı oluşan bir hastalık. Doğum sırasında sütün memelere inmesiyle birlikte vücuttaki kalsiyum fosfor dengesizlikleri. Tabii bu durum kuru dönem beslemesiyle de çok alakalı. Doğum sonrası hipokalsemi dediğimiz böyle felç durumları yaratıyor hayvanlarda. Ayağa kalkamıyor. Tedavisini yapacağız.
Ruhi abi burnuna takalım. Çal. Ha, sık sık. Tutayım. Zaten o kadar ha. Sık o, çok sıkmaz zaten. Genelde meslektaşlarımız alkol ve pamuk kullanmazlar enjeksiyon yaparken. Bu da enjeksiyon yerinde zaman zaman apselere sebep olur. Kullanmakta fayda var. Hiçbir şey bulamazsak ispirto dahi işimize görür. Sadece şunu sana vereyim ben. Bu şeye asık. Hı? Şey yok amana gel. Hı? Askısı. Karayip tutarız abi. Elimizde ya. Şöyle olur mu? Hı? Olur belki ama. Üç tane serum vereceğiz ya. Duruyor mu ağzını? Duruyor. Evet. Durmayacak. Küçüğü lazım bunun ya. Küçüğü lazım. Küçüğü. Dur tutarız elimizde ya. Çabuk küçük. Çıkardın mı Roya? Takalım gene. Şu kulağın kökünden de tutar. Dur. 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 Sarpı. Serumu bağladık. Takviye edeceğiz. Başka ilaçlarla da takviye edeceğiz. Hipoglisemi yönünde. Çünkü bazen mix seyreder hastalık diğer başka hastalıklarla iç içe. O riski ortadan kaldırmak için. Ne sıcak hava ya. Şu elimizi bir yıkayalım valla. Az önce verdiğimiz serum vücudun temel ihtiyacı olan bu hastalığa sebep olan kalsiyum ihtiva eden, kalsiyum, magnezyum ve fosfor ihtiva eden ilaçlarla birlikte damardan damar yoluyla vücuda verdik. Şimdi verdiğimiz destek amacıyla bu hastalık sırasında esnasında oluşan hipoglisemiyi önlemek amaçlı dekstroz ihtiva eden bir serum. Hastalığın seyrinle birlikte bazen
çoğu zaman subklinik ketoziste oluşabilmekte. Hayvana hipoglisemiye sokmakta. Bu da hayvanın enerji metabolizmasını etkilemekte. Hayvan kalsiyum yönünden tatmin olduğunda bile bazen hipoglisemiye girdiği için kalkamayabiliyor. Tabii bunların içine de karaciğer destekleyici preparatlar da karıştırıyoruz, ilaçlar da kullanıyoruz aynı zamanda bu hastalıkta. Çünkü temel kalsiyum vücutta aynı zamanda fosfor ve D vitamini ile birlikte çalışıyor. Bunların hepsinin belli miktarlarda, belli oranlarda olması lazım. Kalsiyumun vücutta lokalize olabilmesi için dokulara. Eksilen kısımları biz dışarıdan tedavi amaçlı şu an tamamlıyoruz. İnşallah serumlarını verdikten sonra neticeyi hep birlikte göreceğiz. Hayvanımız sağlığına kavuşur. Ayağa kalkar. Geri kalan hayatına önceki hayatında olduğu gibi sağlıkla devam eder. Daha yeni buzağlar doğurur. Amacımız bu. Bugün Kosova köyünde doğum sonrası yatan bir hayvan şikayetiyle geldik. Teşhisimiz sütunması yönünde, halk diliyle bizim dilimizde hipokalsemi yönündeki hastalık. Tedavisini yaptık. Tabii hipokalsemi doğum sonrası gözüken bir metabolizma hastalığı. Hayvanlarda kalsiyum fosfor dengesindeki yetersizliğe bağlı olarak şekillenebiliyor. Tedavimizi yaptık. Tedavi sonucu hayvan ayağa kalkmadı. Kalkma eğilimi göstermedi. Akşamüstü geleceğiz, tekrar kontrolünü edeceğiz. Tekrar bakacağız. Hayvanın yatmasındaki başka sebepler de olabilir. Hipokalseminin yanında hayvanın kayıp düşmesi, çatılardaki, pelvisteki bir ortopedik rahatsızlık hayvanın kalkmasını güçleştirir. Tekrar o yönden tekrar kontrolümüzü edeceğiz öğleden sonra. Gerekirse bir calaskar yardımıyla kaldırmayı, ayakta tutmayı deneyeceğiz. Şu an ilaç için yeterli miktarda ilaç ve serum aldı vücuduna. Artık bir eksikliği yok. Bundan sonrası biraz bizim desteğimizle, biraz kendi desteğiyle hayvanın kalkması. Böyle rahatsızlıklarda hayvan uzun süre yattığı zaman yattığı bölge uzuvlarında, ayaklarında uyuşmalar, kan dolaşımının yetersizliğine bağlı meydana gelebiliyor. Bu da hayvanın ilk etapta ayağa kalkarken kalkmada zorluk çekmesine veyahut kalkmamasına sebep oluyor. Ya da hayvan daha önceden kalkıp düştüyse, böyle bir korku varsa hayvanda, o da tekrar düşeceğim endişesiyle kalkmasında sıkıntı yaratabiliyor bize. Tabii doğumdan sonra hayvanlarda çeşitli hastalıklar gözlemleniyor metabolizmaya bağlı. Bunlardan bir tanesi sütunması bugün karşımıza çıkan. Bir tanesi genelde genç ve sütlü hayvanlarda gözüken ketozis, enerji metabolizmasına bağlı şekilleniyor. Bir diğeri abomazumun ön midenin deplasmanları dediğimiz sağa ya da sola deplase olması. Bu da yemleme ile rasyonuyla ilişkili hayvanın doğum sonrası. Ön mideler yetersiz kuru madde alımına bağlı. Gazla dolup belli yerlere sağa ya da sola deplase olabiliyor zamanla. Bunun dışında doğum sonrası gördüğümüz bakteriyel hastalıklar da var. Doğumla ilişkili olabilir. Bunlardan bir tanesi metrit. Akut seyreder. Bazen perakut seyreder, bazen subklinik seyreder. Bazen yüksek ateşte seyrettiği akut durumlarda hayvanda genel durumu da ciddi oranda bozar. Bazen de subklinik seyreder. Hayvanın döl verimi yetersizliklerine ya da zamanında kızgınlık göstermemesine sebep olur. Bu da döl verim kaybı ve ekonomik kayıplara neden olur. Bugün kaldıramadık hayvanı. Yani kalkmadı. Akşamüstü tekrar gelip deneyeceğiz şansımızı. Gerekirse yarın bir doz daha tedavi tekrar yapacağız. Eğer kalkmazsa.
Kaldırmak için elimizden geleni yapacağız. Umarım kalkar. Biz de mutlu oluruz. Hayvan sahibi de mutlu olur. Böyle durumlar olabiliyor bazen. Bazen kalkıyor, kalkıp tekrar yattığı, hastalığın nüksettiği durumlar olabiliyor. 24 saat sonra şekilleniyor genelde. O durumlarda tekrar takviye edip tekrar hayvana kaldırma yoluna gidiyoruz. Tabii sağlıkta hiçbir şey 2 artı 2 4 değil. Bazen oluyor, bazen olmuyor. Biz vesile oluyoruz şifa bulmasına. Vesile bulursak gene ne mutlu bize. Vesile olamazsak artık bakacağız inşallah. Olumlu olur her şey. Güzel olur. Kalkar. Sütun mağasından korunma yolları. Genelde ikinci ya da üçüncü doğumunu yapmış sütlü hayvanlar da başımıza geliyor sık sık. Bu kuru dönem beslemesiyle çok ilişkili. Vücuttaki hormon, parat hormon, vücutta kalsiyum metabolizmasını yönetiyor. Bu hormonun salgılanmasının yetersizliğine bağlı olarak bu hastalık meydana gelebiliyor. Besleme, kuru dönem beslemesi en mühim nokta bu durumda. Hayvanın kuruya alışı, kuruda kaç gün kaldığı, kuru dönemde neler yediği önemli. Tabii doğum sırasında sarf ettiği efor da çok önemli oluyor bizim için. Enerji kayıpları doğum sırasındaki hayvanda tekrar yerine konması lazım doğumun akabinde yediği gıdalarla. Bu durumlar hayvanda doğumdan sonra çeşitli metabolizma rahatsızlıkları yaratabiliyor. Deplasmanlar, ön midelerin yer değiştirmesi hususu. Bu da doğum sonrası beslenme şekliyle alakalı. Genelde kaba yem miktarının az olarak verildiği, genelde silaja dayalı çok yüksek besleme olan yerlerde, kuru otun noksan olduğu durumlarda karşımıza çıkıyor. Doğumdan sonra hayvanların bol miktarda kuru ot tüketmeleri, biz tavsiye ediyoruz deplasman açısından, yani deplasman riski olan işletmelerde gözükmesini azaltmak için, riski azaltmak için. İşkembenin doluluğu ön midelerin sağ ya da sola hareketini engelliyor bu durumda. Tabii bu demek değil ki devamlı kuru ot verilsin. Hayvan normal yemini de yiyecek, gıdasını alacak. Ama kuru ot bu dönemde doğum sonrası özellikle 4-5 gün bilhassa yiyebildiği kadar miktarda fazla yedirilmesini devamlı tavsiye ediyoruz yetiştiricilerimize. Doğum sırasındaki hijyen, doğum koşulları, işte sonunun atıp atmaması hayvanın, halk arasında son ya da eş diye tabir ettiğimiz yavru zarlarının atılıp atılmaması, hayvanın ileriki dönemde tekrar kızgınlığa gelmesi, döl tutması konusunda önemli. Rahim iltihaplanmaları dediğimiz metrit bu durumda oluşuyor. Bu durum beslemeyle de çok alakalı. Vücudun doğal bir savunma sistemi var bunlar için. Bu da beslemedeki dengesizlikler vücudun doğal savunma sistemini bozuyor. Doğal savunma sistemi bozulduğu zaman rahim içine giren bakteri, doğum sırasında giren bakteriler burada üreme ve çoğalma şansı buluyorlar. Bu durumda işte iltihaplı akıntı yetiştiricilerimizin gözlemlediği, genelde doğumdan sonra, bir hafta sonra, 4 gün sonra sonunu yavru zarlarına atsa dahi gözlemlediği kirli, böyle peynir altı suyuna benzeyen iltihaplı bir akıntı bu hayvanın kızgınlığa gelme süresini çok uzatıyor. Hayvanın doğumdan sonra 100 gün içinde gebe kalması bizim maksimum skalamız. 100 gün içinde gebe kalmayan hayvanlar sürüde ve işletmede ciddi ekonomik kayıplara sebep oluyorlar. Bizim amacımız 100 gün içinde hayvanı tekrar gebe bırakmak. Senede bir yavru hedeflediğimiz işletmelerde bu hususa dikkat ediyoruz. Bu da karlılık ve yetiştiricilik açısından çok önemli. Bunun dışında doğum yapan hayvanlarda meme sağlığı, tabii hayvan kuru dönemden çıktıktan sonra ya da düveyse, hiç sağ almadıysa metabolizma değişiyor, hayvan süt vermeye başlıyor, sağım dönemine geçiyor. Meme sağlığı ve meme hijyeni bu sefer ön plana çıkıyor. Doğum sonrası gördüğümüz, bugün sabah da gittiğimiz hastada, mastit vakalarında meme sağlığı ve meme hijyeni önemli. Memelerin sağım
sırasında temizlenmesi, sahamdan sonra temizlenmesi, sahım ekipmanlarının hijyen ve dezenfeksiyonu önem arz etmekte mikrop açısından engellemek için. Bunlar önemli hususlar. Bugün veteriner hekim günlüğünde benimle birlikteydiniz. Başımıza neler geldi? İşte septik mastit, sütunması, başka bir işletmede gebelik muayenesi yaptık. Şimdi bundan sonra artık karşımıza neler çıkacak onları bilemiyoruz. Artık başka bir ihbar gelir, oraya gideriz. Hayvanların sağlığı bizim ve yetiştiricimiz için geçim kaynağımız. Bizim amacımız hayvanların sağlığının bozulduğu durumlarda bunlara müdahale etmek, yetiştiricilerimize hayvanların sağlığının bozulmaması için çeşitli bilgiler vermek, yetiştiricimizin de bu işten para kazanmasını sağlamak. Çünkü o para kazanırsa biz de para kazanacağız. Eğer o para kazanmazsa zaten bu işin sürdürülebilir bir kısmı olmazsa biz de bu işten yok olup gideceğiz. Bir sürü hekim arkadaşımız var. Hepimiz aynı işten ekmek yiyoruz. Bunun sektör çok geniş. Bir hayvanın üstünden ekmek yiyen insanlar buradan yetiştirici kazanıyor. Biz kazanıyoruz. Hayvan mezbahaya gidiyor, kesiliyor. Mezbahacı kazanıyor. Tabakhaneci geliyor, derisini alıyor. Tabakhaneci kazanıyor. Bize ilaç satan firmalar geliyor. O hayvanın üstünden bize ilaç satıyor, hayvan sağlığı ilacı. Onlar kazanıyor. Tohum satan, sperma satan firmalar bunun tohumunu satıyor. Biz onu yetiştiriciye uyguluyoruz. Onlar kazanıyor. Sektör çok geniş. Yani baktığınız zaman bir hayvanın üstünden belki 30-40 kalem ekmek yiyen insan var. O yüzden bu işi layıkıyla yapmaya çalışalım. Sahip çıkalım. Yetiştiricilerimizi yanlış bilgilendirmeyelim. Mümkün olduğunca, elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışalım. İşin sürdürülebilir olması için. Hem milli servet ülkemiz için. Bir hayvan kolay yetişmiyor. Doğduğu zaman buzağı 2 sene sonra en erken inek olabiliyor. Sütünü biz kendimiz içiyoruz, çoluğumuz çocuğumuz içiyor, yakınlarımız içiyor. Etini de hep beraber gene birlikte yiyoruz. Sahip çıkalım, dikkat edelim. Hep birlikte, yani hem hekim arkadaşlar hem yetiştiriciler bilinçli bir şekilde elimizden geldiğince yapmaya çalışalım. Veteriner Hekim Günlüğü programında bugün benimle birlikteydiniz. Teşekkür ederiz hepinize. Bugün Mustafa Kemal Paşa'daydık. Mustafa Kemal Paşa ilçesinde Kosova köyünde programımızı yaptık bir kısmını. Yetiştiricilerimize de ilgi ve alakasından gösterdiği misafirperverlikten dolayı teşekkür ederiz. İyi günler dileriz.